Sevgili öğrencilerim merhaba. Ben Türkçe öğretmeniniz Orhan Emektar. Bugün sizinle isimler konusunu işleyeceğiz. Ama isimlerin yapısını işleyeceğiz. Yani yapısına göre isimleri işleyeceğiz. Sevgili öğrenciler, yapısına göre isimleri biz 3 grupta topluyoruz. Bunlardan ilki çok kolay. Adı üstünde. Basit. İkincisi ise türemiş. Bunu işlerken biz daha önceki bilgilerimizi tekrar etmiş olacağız. Bu konuyu işlerken. Üçüncüsü ise birleşik. Birleştireceğiz bir şeyleri. Arada bağ kuracağız. Şimdi bunlardan en kolayıyla başlayalım isterseniz. Neydi en kolayı? Basitti. Şimdi hatırlayalım. Biz demiştik ki sözcükler köklere eklenen eklerle cümle içerisinde kullanılıyor demiştik, değil mi? Bu eklerimiz nelerdi bizim? Yapım eki ve çekim eki olarak karşımıza çıkıyordu. E yani Şimdi basit sözcükler, bunlardan yapım ekini alamaz maalesef. Yani gönül isterdi ki alsın ama alamıyor. E çekim eki alabilir mi? Evet alabilir. Bak alır mı değil, alabilir mi dedim öyle değil mi? Çünkü ne demek bu? Almasa da olur demek. Bir örnekle işleyelim isterseniz bunu. Ne, ne demiş burada? Ömer, Ecrin'in kardeşidir. Çok güzel aferin ona. E bu, önce bu sözcükleri büyüttük ve sözcükleri tek tek inceleyelim. Eğer bu sözcük kök halindeyse yani Ömer gibi herhangi bir ek almadıysa biz buna diyeceğiz ki ya kardeşim sen yapım eki almamışsın, çekim eki de almamışsın ama yapım eki alıp almamana bakıyorum ben senin. O yüzden sen basit bir sözcüksün diyeceğim. Şimdi ikinci sözcüğümüz ecrin. Ecrin sözcüğüne baktık ve bu bir ek almış. İn ekini almış. Değil mi? E bu in ekinin ne ekiydi? Ecrinin kardeşi. A burada bir isim tamlaması var. Ecrinin kardeşi. İsim tamlamasında ilk sözcüğe ben tamlayan diyordum. Tamlayanın aldığı eki ne diyordum? Kopya çektim kusura bakmayın. İlgi eki diyordum. E bakmak zorundayım değil mi? Şaka yapıyorum ya ben hazırladım zaten. E ilgi eki Sözcüğün anlamını değiştiren bir ek mi? Yani yapım eki mi? Hayır değil. O zaman ben ecrinin sözcüğüne ne diyeceğim? Basit sözcük diyeceğim. E sonra son sözcüğümüz kardeşidir sözcüğü var. Şimdi bakalım kardeşi sözcüğü ne ekini almış? Ecrinin kardeşi demiştik. Hani ilgi eki, diğeri neydi? İyelik ekiydi. E eki de bir çekim ekiydi. Bu buraya kadar sıkıntı yok. E iyilik ekleri çekim eki olduğuna göre bu da basit sözcük. E öğretmenim burada dir var. Siz bunu söylemediniz bana. E, tamam söyleyeyim. Dir ekini biz 7. sınıfta öğreneceğimiz bir konuda işleyeceğiz. 7. sınıfa giden arkadaşlarım bu dersi izliyorlarsa eğer çok iyi hatırlayacaklar. Biz buna ek fiil diyeceğiz. Ek fiil eki diye 7. sınıfta söyleyeceğiz. Şimdilik bu kadarını bilseniz yeterli. E, o zaman bu da basit sözcük değil mi? Ek fiil eki de bir çekim eki çünkü. E, bir örnek daha alalım. Şevval'e selamlarımı söyledim. E bu arada Şevval'in hepinize selamı var. Kendisi Amasya'dan bizi izliyormuş. Buradan ben de ona selam söylüyorum. E, şevval'e selamlarımı söyledim cümlesinde. İlk sözcüğümüze bakalım. Neymiş ilk sözcüğümüz? Şurada Şevval'e diyor değil mi? Kökümüz ne? Şevval. E, şevval sözcüğü bir tane ek almış. Yalın halde değil yani. Ne bu ek? E eki. Yani yönelme hal eki değil mi? Yönelme hal biz ne demiştik? Bir çekim eki demiştik. İsmin hallerine, hal biz çekim eki diyorduk. E sonra selamlarımı sözcüğü var. E selamlarımı sözcüğüne baktığımız zaman kökümüz ne? E tabii önce şevale sözcüğünün basit yapıda olduğunu söylememiz lazım. Selamlarımı sözcüğümün kökü de selam. Sonra bir ek almış. Selamlarımı. mı? değil. Selamlar olabilir değil mi? Lar ekini almış. Lar eki neydi? Çoğul ekiydi. E çoğul ekinden sonra bir tane ım eki gelmiş. Benim selamlarım. Yani bir iyelik eki almış. Öyle değil mi? İyelik ekine biz ne demiştik? Oradan içeriden Ercan sesleniyor. İyelik eki çekim ekiydi hocam. Daha yeni söyledin ya diyor. E, biliyorum ama öğrencimin e, bilgisini tazelemek istiyorum belki. Öyle değil mi? E, sonra bir tane de ı ekini almış. Gönelme yönelme haleki e'ydi. ı eki ne ekiydi? Belirtme halekiydi öyle değil mi? E, ne diyeceğiz o zaman? Belirtme hal ekleri de bir çekim eki olduğuna göre. Zaten çekim ekinden sonra yapım eki gelmez diye bir kural söylemiştim ben daha önceden. E ne olacak? Bunda da herhangi bir yapım eki yok. O zaman ben buna ne diyeceğim? Basit yapılı bir sözcük diyeceğim. Geçelim mi? He tamam. Şimdi söyledim sözcü söylemek ...kökünden geliyor. Söylemek nedir? Bir fiildir. Biz ne işliyoruz? Yapısına göre isimleri işliyoruz. E o zaman söylemek sözcüğüne şimdi girmemin anlamı var mı? Yok. Bunu 7. sınıfta öğreneceğiz. O yüzden şimdilik dursun bu. İkinci türümüz türemiş. Şimdi ben geçmiş bilgilerimden hatırladığıma göre e bir sözcük yapım eki aldıysa anlamı değişir demiştim değil mi? Yani bir sözcükten yeni bir sözcük türetmek istiyorsan sen ona bir yapım eki eklemelisin. Yani türemiş sözcükler hem yapım ekini alacaklar hem çekim ekini alacaklar. Öğretmenim kaç tane? Kaç tanesi önemli değil. Kaç tane olduğu önemli değil. Yani bir tane bile alsa bir sözcük artık türemiştir yapısına göre türemiş isim diyeceğim ben buna. Çekim eki alabilir mi? İster alsın, ister almasın bizi ilgilendirmez. Çekim eki sözcüğün yapısına etki etmeyen bir. Ek. Yani alabilir isterse. Şimdi burada bir tane cümlem var. Bu cümledeki sözcükleri tek tek incelemek istiyorum. İzniniz var, öyle değil mi? İlk sözcüğümüz sevgili sözcüğü. Kökümüz sevmek. E öğretmen sevmek bir fiil. E bir ek almış. Bir bakalım ne eki bu? Sevmekten sevgi sözcüğünü oluşturmuş. Öyle değil mi? Sevgimek diyemiyorum. Bu bir isim. Şimdi yapısına göre bu sözcük artık türemiştir. Neden? Çünkü ben ne dedim? Bir tane bile alsa yeterli demiştim. Türemişin tanımını tekrardan şöyle altımızdan ağrı geçirtelim Ercan'cığım. Ne demiştik? Türemiş sözcük en az bir tane yapım eki almış sözcük demiştik. E o zaman artık devamına bakmama gerek var mı? Çünkü artık yapım eki var. İstiyorsan yine ben söyleyeyim ama burada göstermeyeceğim. Gi yapım eki, li de bir yapım eki. Sevgiden sevgili yapıyorum. Öyle değil mi? E sonra diğer sözcüme bakalım. Türkçe sözcüğün kökü Türk. Türkten onun kullandığı dili oluşturan Türkçe sözcüğünü ne yapmışım ben? Türetmişim. Türkle Türkçe farklı şeyler. O zaman ben ç şey ekine ne diyeceğim? Ç şey ekine de bir yapım eki diyeceğim. E yapım eki aldıysa bu sözcük türüne göre ne olur? Türemiş olur tabii ki de. E diğer sözcüme geçiyorum. Diğer sözcüğüm öğretmenim. Kökü ne? Öğretmek. E öğretmek sözcüğü bir tane ek almış. Men. Öğretmen. Öğretmen. Süpermen gibi. Öğreten insan yani. Öğreten kişiye öğretmen denir. E ...yeni bir tane sözcük türettim değil mi bununla? E ne oldu o zaman? Men eki bir yapım eki oldu. Yapım eki olmuş sözcüğü türüne göre ne diyordum? Türemiş diyordum. O zaman men eki, yapım eki olduğuna göre bu sözcük de bir türemiş. İm eki ne? E ben buna ne demiştim? Öğretmenim, benim öğretmenim. İyilik eki olacak. O bir çekim eki. Önemli değil. Sonra bize sözcüğü geliyor. Kökü biz. Bu bir zamir bu sözcük bir e ekini almış. Bu e eki bize dediğine göre yönelme haleki oluyor. E yönelme halekleri neydi sevgili arkadaşım? Yönelme haleki bir çekim ekiydi. Duyuyorum Ercan tamam ben öğrenciler hatırlıyor mu diye soruyorum. Oradan bağırıp duruyor bana. E, eki ne demiştik? Yönelme haleki bir çekim eki demiştik. O zaman bunda yapım eki var mı? Yok. Yoksa ben buna ne diyeceğim yapısına göre? Basit yapılı diyeceğim. Sonra isimlerin yapısı. Tırnak içinde yazmaya çalışmış ama becerememiş. Şöyle bir acayip bir şey içerisine almış. Köküm ne? İsim. Evet çok doğru. Sonra ne eki almış? Ler ekini almış. Ler eki ben daha önceden, az önce de örnekte de verdim bunu. Çokluk eki veya çoğul eki dediğimizi biliyorum. Çoğul eki bir çekim ekiydi. Sonra isimlerin derken İlgi ekini almış. İlgi eki de bir çekim ekiydi. E bunda iki tane çekim eki var. Yapım eki yok. O zaman isimlerin sözcüğü nedir? Bir basit sözcüktür yapısına göre. E geldik diğer sözcüğe. Yapısı demiş. Köküm yapmak. Bir tane ı ekini almış ve yapı olmuş. Artık yeni bir sözcük değil mi? Yapmak diyemiyorum artık. O bir isme dönüşmüş. Fiilden isim yapan eklemiştim ben buna. Bilgiyi de hatırlamış olduk. E yapı o zaman yapım eki aldığına göre ne derim ben buna? Evet. Türemiş derim evet haklısın. Sonra da bir sığ ekini almış. Sığ eki neydi? İsimlerin yapısı. E, iyilik eki. İyelik eki bir çekim eki. Ama en az bir tane yapım eki alan sözcüğe ben türemiş isim diyeceğime göre bu beni ilgilendirmiyor. Sonra ilgili. Köküm ne? İlgi. Sonra bir tane ek almış. İlgiden ilgili yapmış. E yeni bir sözcük türetmiş, o zaman ben buna türemiş diyorum. Sonra da bilmek köküm, buna bir tane ek getiriyorum, bilgi oluyor. Bilgi yeni bir isim, e haliyle ne olmuş oldu? G de bir yapım eki olmuş oldu. E yapım eki olduğuna göre ben diyeceğim ki buna bilgi, sen bir türemiş sözcüksün. E o zaman sevgili arkadaşım burada bitirebiliriz çünkü veriyor bir fiil. O yüzden geçtik. Şimdi sevgili öğrenciler, biz sözlük otr'ye girdiğimiz zaman e, ne yapıyorduk burada? Yeni bir sözcük, bilmediğimiz bir sözcük olduğu zaman buradan arıyorduk, değil mi? Şimdi diyelim ki ben burada sandalye diye bir tane sözcük aradım, bunun anlamını buldum. Sonra buna mesela bir ek getirdim ve aratıyorum sandalyeci dedim. E, sandalyeci diye de bir sözcüğüm var. O zaman c nedir? Bir yapım ekidir. E Sözlükte aratıp da bulamadığım bir sözcük varsa, bunun aldığı ek yapım eki değildir. Çünkü türemiş sözcükler Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde yer alırlar. Ama basit sözcükler eğer çekim eki aldıysa, e, ayrı bir sözcük olarak mesela sandalyeci veya sandalyeler gibi bir ifadeyi sözlükte bulamazsınız. Sandalyeciyi ama bulabilirsiniz. Bu da nedir? Onun yeni bir sözcük olduğunu, türemiş bir sözcük olduğunu gözler önüne serer. Şimdi geldik birleşik sözcüğe. Nedir birleşik sözcük? En az iki tane sözcüğün birleşerek yeni bir sözcük türetmesidir. Nasıl oluşur bunlar? Mesela burada ne var? Bir tane bahçem var. Öyle değil mi? E bahçenin ortasına bir tane de fener dikeyim. E, bu ikisini birleştireyim, ne yapayım ben? Fenerbahçe yapayım. Şimdi Fener ve bahçe birleşti, Fenerbahçe'yi oluşturdu. Haliyle ben buna ne diyeceğim? Birleşmiş bir tane sözcük diyeceğim. Yani birleşik yapılı sözcük diyeceğim. Yapısına göre e, birleşik sözcükleri oluşturmanın dört farklı yöntemini göreceğiz şimdi sizinle. Bunlardan ilki, isim tamlaması yoluyla. Yani birleşik sözcükler isim tamlaması olacak şekilde birleşerek yeni bir sözcük üretebilirler. Mesela kitap ve evi birleştirmişim ve kitap evini oluşturmuşum. Başka? Mesela bülbülü ve yuvayı birleştirdim. Bülbül yuvasını. Bilir misiniz bülbül yuvasını? Çok güzel bir tatlı. Ah olsa da yesek. E, Yavru ağzı. Nedir bu? Bir renktir değil mi? Yavrunun ağzı gibi. Bak bir isim tamlamasıymış gibi oluyor. E, i̇kinci yöntemimiz ne peki öğretmenim? Hemen ona da bakalım. İkinci yöntemimizde e, isim tamlaması yoluyla oluşuyorsa sıfat tamlaması yoluyla da oluşur. Öyle değil mi? Sıfat tamlaması yoluyla da oluşanlara örnek olarak şehrimizin can damarı yeşil ırmak. Yeşil ırmak. Nasıl ırmak? Yeşil ırmak. Bak niteleme sıfatı oldu değil mi? Ee, başka baş hekim. Hekim sözcüğünün baş hekimi olduğunu söylüyor. Yani hekimlerin başı olduğunu söylüyor sana. Veya Gazi Antep. Nasıl bir Antep'miş bu? Gazi Antep'miş. Bu şekilde sıfat tamlaması yoluyla da bir birleşik isim oluşturabiliriz. Başka nasıl oluşur peki bu? İki fiilin birleşimiyle de yine bir birleşik isim oluşturabilirim. Nedir mesela? Çekmek. Aşağıdan şöyle çekiyorsun ve sonra da uyuyorsun. Yani yatıyorsun. Çek yat. E bildiğimiz hani altına böyle yastık falan koyduğumuz veya oyuncaklarımızı sakladığımız ee, koltuğa biz çek yat diyoruz değil mi? Biçer döver. Biçmek ve dövmek eylemlerini birleştirmişiz ve bir makinenin adı yapmışız. Veya uyur gezer hem uyumak hem de gezmek fiilini birleştirmişiz ve uyuyup da gezenlerin e, ismini yapmışız diyelim. Diğeri ise isim ve fiilin birleşimiyle oluşan, bu da sonuncumuz isim ve fiilin birleşimiyle oluşan birleşik isimlerimiz var. Nedir bunlar? Mesela dalga ve kırmak sözcüğü birleşmiş dalga kıran oluşturmuş. Barış ve sevmek sözcüğü birleşmiş barışsever olmuş. Ne güzel de olmuş değil mi? Barışsever. Keşke herkes barışı sevse. Bir de kitapsever var. Bizde çokça var ondan değil mi? Hepimiz kitapları seviyoruz. Bir de e, yazları e, ırmağın etrafındayız. Ne oluyor? Sinekler çok oluyor. Onlar için sinek savarımız var. Örnek olarak size bir sinek savar getirdim bugün. Mesela biz bununla sinekleri savabiliyoruz değil mi? Gider misin sinekciğim? Allah'tan burada sinek yok. Sevgili öğrenciler, gelin bir örnekle bu bilgimizi tekrar edelim ve bu konuyu burada noktalayalım. Ağaçlıktan ağaç kakan sesi geliyordu diyor. Şöyle ilk sözcüğüme doğru yaklaştım. Diyor ki ilk sözcüğümde ağaçlık. Köküm ne? Ağaç Sonra bir tane lık ekini almış. Ağaçtan ağaçlık. Birden fazla ağacın bulunduğu yer. Biz bunu orman da diyebiliyoruz değil mi? E lık bir yapım eki. E yapım eki almış sözcüğe ben ne diyordum? E türemiş diyordum değil mi? O zaman ağaçlıktan sözcüğünün yapısına ben ne diyeceğim? İçerisinde bir tane yapım eki olduğuna göre türemiş diyeceğim. Sonra ikinci sözcüğüm ağaç kakan. Ağaç kakan ağaç ve ...kakmak sözcükleri... ...yani bir isim ve bir fiilin... ...birleşimiyle oluşmuş bir... ...birleşik fiil. Öyle değil mi? Aferin sana. Sonra ne hangi sözcüğüm geliyor? Ses sözcüğü geliyor. Ses sözcüğünün kökü ses. Sesi sözcüğünün kökü ses. Ağaç kakan sesi. E haliyle i eki ne olacak? İ eki... ...iyelik eki olacak değil mi? İyelik eki neydi peki? İyelik eki bir çekim ekiydi. Çekim eklerini aldıysa yapı ki, almadıysa ben buna yapısına göre nasıl derim? Basit yapılı derim. Arkadaşlar bugün sizinle basit, türemiş ve bileşik yapılı isimleri öğrenmeye çalıştık. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.